Merhaba. Adım Mehmet Kırkıcı. 1956 doğumluyum. 68 yaşındayım. Bisikletle Türkiye turu yapıyoruz eşimle beraber. Eşim Duygu Kırkıcı. Onun da yaşı 57. Bisiklet nereden çıktı? 9 senedir biz bisiklete biniyoruz. Son 3 senedir de eşyalarımızla birlikte Türkiye'yi turluyoruz. Bu seneki turumuz aslında Avrupa'ya gidecektik. Avrupa'ya vize için randevu alamadık. Randevu alamayınca dedik ki biz bu sene Türkiye'de kalalım. Iğdır'a kadar gidelim. Iğdır'dan da geri dönüp gelelim. Çıktık İstanbul'dan Ankara vilayetleri olarak. Ankara, Derinkuyu, Kapadokya ve Derinkuyu dolaştıktan sonra Develi üzerinden Elazığ'a geldik. Elazığ'dan Bingöl, Muş, Ağrı, Doğu Beyazıt, Iğdır'a kadar vardık. Hedefimiz Iğdır'ıydı. Iğdır'dan döndük. Doğu Beyazıt, Tendürek Dağları'nı aşarak Van Gölü'ne doğru sallandık. Van Gölü'nün batı yakasını geçerek ki orası da orada meşhur güzel bir şehri var. Selçuklu döneminden kalma şehri dolaştık. Sonra Tatvan'a geldik. Tatvan'da biraz dinlendik. Tatvan'dan sonra da Muş üzerinden Malatya'ya geldik. Malatya biliyorsunuz deprem geçirmiş bir şehirlerimizden bir tanesi. Burada geçen sene de biz burayı ziyaret etmek istemiştik. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı gelemedik. Bu sene geldik. Malatya'da depremin etkilerini ve sonuçlarını görelim dedik. Çünkü biz bu turu düzenlerken, Türkiye turunu düzenlerken şairin dediği orada bir köy var uzakta, gitmesek de gelmesek de o köy bizimdir felsefesini tam tersini yaparak gidip görelim ki gerçekten o köy bizim köyümüz olsun. Görmedikten sonra yerinde bir bardak suyunu, çayını, çeşmesini içip oradaki insanlarla iki çift laf etmedikten sonra o köy bizimdir demek birazcık boş geliyor bize. O yüzden ülkemizi gezip tanıyoruz. Buradan ne yapacağız? Burayı gördükten sonra Ihlara Vadisi'ni göreceğiz. Daha sonra da Konya üzerinden Isparta, Senirkent'te yaşıyoruz. Senirkent'e ulaşacağız. Oradan İzmir, sonra da İstanbul'a ulaşacağız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz yol 3150 kilometreyi aştı. Tahmini yolumuz da 5000 kilometreyi aşacağını düşünüyoruz. Tahmin ederiz bir önümüzde de 2-3 ay daha var. Şu ana kadar olan süremiz ise 115 gün oldu İstanbul'dan çıkalı. 23 Nisan'da çıktık. Merhaba, benim adım Duygu Kırkıcı. 57 yaşındayım. Eşimle İstanbul'dan 23 Nisan'da çıktık. Bu seneki rotamızı Malatya'ya doğru çevirdik. Çünkü geçen sene de gelmek istemiştik. Çok üzülürsünüz dediler. Hakikaten öyleymiş. Malatya girişinden, kale girişinden itibaren konteyner kentlerini gördük. Buradaki arkadaşlarımızın anlattıklarını dinledik. Gerçekten üzücü bir şey yaşanmış. Bir şey değil yani, anlatılmaz, onlar yaşamışlar. Birazcık acılarına belki paylaşarak acı azalır. O yüzden gelelim görelim diye geldik. Malatya'da çok güzel bir şehrimiz. Hala çok güzel. İnşallah kısa zamanda toparlanır. Biz ülkemizi tanımaya çalışıyoruz. Tanıdıkça inanın ki her bir toprağı, her bir parçası çok kıymetli. Lütfen kıymetini bilelim, ülkemizi sevelim, koruyalım. Çöplerimize dikkat edelim, çöp üretmemeye gayret edelim. Çöpleri yakarak yok etmeyelim. Çünkü bunlar sonuçta bize bir şekilde geri geliyor. Birazcık da böyle sosyal dikkat çekmek amacıyla da bu turlarımızı yapıyoruz. Çocuklar çok daha alakalı. Köylerde kalıyoruz. Büyük şehirleri
beton görmek istemiyoruz. Çünkü beton ülke şehrinden gelmişiz. Köydeki çocuklar soruyorlar, aa bisikletle mi bu kadar yol mu geldiniz? İnanamıyorlar. Biz de inandırmak için onlara çeşitli şeyler söylüyoruz. Hemen onlar tabii ki sosyal medyayla çok iyiler. Hangi şeyi kullanıyorsunuz, hangi hesabı kullanıyorsunuz? İlk soruları bu oluyor. Seviyoruz, ülkemizi çok seviyoruz. Sevelim, koruyalım. Çünkü yeni nesillere bir şeyler bırakmamız lazım. Biz her şeyi alıp götüremeyiz. Bisikletle günde en az 50 kilometre yapıyoruz. Bu yolun rampasına göre değişiyor. Zor olmuyor. Çünkü her şey bizim elimizde. Otururuz, o gün sürmeyiz. Ertesi günü süreriz. İki gün sürmeyiz. Tarihi yerlerde zaten öyle yapıyoruz. 3 gün, 5 gün tarihini geziyoruz. Ondan sonra yola devam ediyoruz.